Siyaset konuşalım mı? Çok az. Bir kuple. Bir kuple konuşalım. Bir kuple. Ben hiçbir şey konuşmayacağım. İyi Parti, Ekrem İmamoğlu, belediye seçimleri yalnız. Senle kapatacağız. Bana hatırlar mısın Saraçhane'deki o sarmaş dolaş abla kardeş görüntüleri ve biz seninle gene konuşmuştuk. Yani siyaset gariptir. Bakalım bu görüntü devam edecek mi? Yarın öbür gün karşılıklı rakip haline geldiklerinde ne olacak? Yani o zaman samimiyet yokmuş. Şimdi de kim bilir samimiyet ne oranda, kendi düşünceleri oranında ne kadar var bilemiyorum. Yani siyasetin her türlü kötü yüzünü görüyoruz, çirkin yüzünü görüyoruz. Mecliste yaşananlar, tabii ki Hasan Bitmez'i analım. Çok üzgünüm, yani herkes gibi, hepimiz gibi üzgünüm ve ona rağmen onun mecliste yaşanan bu sıkıntılı, bu yani bu da kalacak bir utanç zamanları, kayda geçecek. Buna rağmen hala o çirkin yüzün devam ediyor olması, alıp verip hiçbir, yani bir uslanma, bir mahcubiyet, bir geri dönüş yok. Son sürat gidiyorlar en kirlenmiş halleriyle. İYİ Parti nezdinde anlayamadığım bir şey, operasyon çekiliyor bize diyor. Ben varım diyor, ben biliyorum bunu diyor Meral Hanım. Bir karar aldılar. Aldıkları karara baktığın zaman gerekçelerine olabilir diyorsun. Yani bunu parti olarak aldınız, hür ve müstakil. Zamanı mıydı? Yerel seçimde çok anlamlı mıydı? Yani bu genel seçim olsaydı ve yapsaydınız harika. Ama yerel seçimle genel seçim arasında 4 yıl gibi bir zaman var. Şimdi bir başarısızlık üzerine 4 yıl ve bu kadar istifa furyası devam ederken örgütü nasıl tutacaklar ben merak ediyorum. Yani örgüt ve seçmeni nasıl tutacaklar merak ediyorum. O ayrı konu. Ama Ekrem İmamoğlu'na, Mansur Yavaş'a doğrudan açıktan böyle bir saldırı, hatta operasyonun arkasındaki kişi olarak Ekrem İmamoğlu'nu bir yerde suçlamaya çalışma. Ya, ne diyeyim? Amaç nedir? Kime hizmet ediyorsunuz? Ha, kazanacak aday tartışmasını yaratmıştınız. Hiç böyle bir yani böyle bir tanım siyaset biliminde yok. Kazanmayacak aday diye bir tanımla kazanacak aday diye, yani böyle bir ayrım yok. Bunu yaptınız. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kaybettirdiniz. Artık bugün bunu herkes söylüyor. Şimdi de bir başka hareket tarzı, başka bir yol. Sanki en büyük rakipleri CHP. İnanılmaz bir şekilde sanki İYİ Parti, MHP'den ayrılanlar, AKP ve MHP o anlayışa karşı bir siyaset parti kurmamışlar. Merkez iddiasında olmamışlar gibi. Şimdi İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da kendilerine operasyon. Peki şunu sorayım, ben de bitireyim. Ya operasyon ise işbirliği, iyisini kullanan kim varsa biçiyorsunuz. Bu operasyonu kendiniz kendinize çekiyor olmayasınız. Ya da sizin partinizden birileri parti içinden operasyon çekiyor olmasın. Açıklanmış millet, şey, belediye başkan adayını bile pat adaylığını iptal ediyorsunuz. Yani inanılmaz bir hani hiç ihtiyaç yoktu. MHP'de vardı böyle otur otur kalk kalk büyük kural. O zaman orada duruyor MHP. Keşke ayrılmasaydınız, yani gayet güzel MHP gibi hep beraber, hatta daha bir level, daha bir level yükselterek devam edebilirdiniz. İlginç, ilginç göreceğiz. Yani nasıl sonuçlandığını zaman bize verecek, neticeyi gösterecek, tarihte yazacak onu. Bakalım.